Söyle bakalım. Sabahı bekleyemeyen konu neymiş? İnşallah dediğin kadar önemlidir. Her şeyi öğrendim amca. Özlem'in abisini diyorum. Gömmüşsünüz ya beraber. Sen nereden duydun bunu? Ada söyle. Ne önemi var ki? Peki Ebru bir şey dedi mi? Yok. Bundan daha önemli ne diyecek ki amca? Senin ne işin vardı orada? Sen niye gittin ki? Ya polise, jandarmayı niye aramadın? Sen bana hesap soracaksın ha. Dua et Allah'tan ben gitmişim. Ben onların bu işten sıyrılmasına yardım ettim. Ya böyle mi yardım ettin amca sen? Ya polisi arayıp kızları sakinleştirip akıl vereceğine gömelim demişsin. E şimdi ne olacak? Bana bak bana. Durup durup bana dikleneyim. Bunu da yazayım bir kenara ha. Senin ne işin vardı orada? Amca. Bir şey de. Ne diyeyim ha? Herifi yoluna götürmüşler işte. Onu mu diyeyim? Ben gittiğimde herif kanlar içinde yerde yatıyordu. Ne silahı vardı ne de başka bir şey. İkisi iki kolundan tutsa devirirler ha. Sıska herifin tekiydi. Ama yok. Onlar ne yapmış? Çakmışlar çekici beynine. E sen de gömelim dedin öyle mi? Böyle yaparak yardım ettiğini falan mı zannediyorsun? Amca. Bak bu iş bizi aşar. Bu işin üstünü böyle örtemezsin. Ya er geç ortaya çıkınca daha mı iyi olacak? Bana bak bana. Ben ne Ebru'yu ne de kızlarını severim. Ama sevsem de sevmesem de onlar Şamberdi soyadını taşıyordu. Ben sadece onların değil, bütün aileyi düşünmek zorundayım. Hatta senin doğacak olan çocuklarının istikbalini bile. Aile reisi olmak bunu gerektirir. Amca, bana masal anlatma. Bana bak Berat! Sen önce karşında amcan olduğunun farkına var, sonra karşıma geç. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun tabii. Adayı uçurumun kenarından aldım. Ada, Maya, Ebru, hepsi perişan halde. Bakayım da sen de hamisi kesilmişsin onların. Sanki benim olaylarda bir parmağım varmış gibi düşüp peşime sorgulamaya gelmişsin. Baran, kendine gel evlat. Sözlerine dikkat et. Ben senin amcanım. Çok sevgili kardeşin. Uçurumun kenarına çıkıncaya kadar herifin kafasını patlatmasaydı bunlar yaşanmazdı. Ben onları ipten kurtardım be. Bir teşekkür bile etmediler. Tamam mı? Bitti mi sorgulama? Bitmedi. Fatih'in ne işi vardı orada? Ne bileyim ben? Manyak herifin teki Sabri ile Fatih aynı soydan değil mi ha? Bunların ikisi bir olup alanı kaçırmadılar. Ananı kim burada? De hele. Para, kime neyin hesabını sorayım. İyice bir bak oğlum. Sosyete gülüyle eniklerine gelince ben onlara yardım edeyim derken kendimi de tehlikeye attım. Görmeyin mi yeğenim adanın manyaklıklarını? Ha? Herifin kafasına geçirmiş çekici işte. Ne diyelim? Dünya bir pislikten daha temizler. Sen de bu işin peşini bırak artık. Bu işin üstünün kapanması birçok insanın hayatını kurtardı. İlk başta kardeşlerini, sonra da Ebru'nun. O yüzden sen bu işi unut. Fazla da kurcalama yeğenim.